Hilal Kaplan, Neocon mafya üyesi Michael Ravin. Amerika'nın Erdoğan yerine ismi yurtta sülh konseyi olan darbecilerle işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Çünkü bildiride belirttikleri üzere Amerikan yönetiminin Türkiye'ye yönelik tüm eleştirilerini kabul edip onları düzelteceğini vaat etmiş. Dış politikada içe kapanacak olan YPG Fırat'ın batısını tamamen alsa da sesi çıkmayacak. Musul'daki askeri varlığını Amerika istediği an geri çekecek bir darbeciler güruhuydu söz konusu olan. Cumhurbaşkanı Erdoğan da darbe püskürtüldüğünden beri bağımsız Türk dış politikası çizgisinden taviz vermeden devam edip Amerika'yı kızdırmaya devam ediyor. Zira Erdoğan'ın yönünü çizen şey eski liderlerde olduğu gibi Washington'ı memnun etmek değil, Türk halkının çıkarlarını savunmak. Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Türk akımı anlaşmasının imzalanması, bu anlaşmayla siyasi alandaki Türk-Rus yakınlaşmasının enerji faktörüyle daha da pekişmiş olması, ayrıca Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak olan Akkuyu nükleer güç santralinin de Rusya ile anlaşılarak yapılıyor olması Amerika'yı kızdıran önemli faktörler. Buna karşılık Amerika'da Türkiye'yi ekonomi alanında ve Irak'la Suriye gibi sahadaki anlaşmazlıklar noktasında dişini göstererek sıkıştırmaya çalışıyor, çalışacak. Öte yandan da 40 yıldır devlete sızan bir derin yapıyı temizlemeye çalışarak hayatta kalmaya çalışan Türk devlet mekanizmasına saldırılarını sürdürecek. Örneğin Genelkurmay İmamı bir ilahiyatçı çıkan hiyerarşik ağı diğer kültlere benzemeyen FETÖ yapılanması ortadayken neredeyse tüm memur sınıfı sınav sorumluluğunda sorularını çalarak o pozisyonlara gelmişken FETÖ'cü öğretmenlerin neden devlet memurluğundan atıldığı gibi haksızlıklara dikkat çekecek. Bunu muhaliflerin sindirilmesi olarak yansıtacak. Ayrıca halk arasında popüleritesi her geçen gün artan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala ülkeyi kutuplaştıran ve hukuk tanımaz bir şahsiyet olduğundan bahsedilecek. Anlamadıkları şey Türkiye'nin bu saldırılara oldukça alışık ve hatta 15 Temmuz'dan sonra fazlasıyla hazırlıklı oldu. Mesela 15 Temmuz darbesinin geleceğini Mart 2016'da yazmış olan Michael Rabin, American Enterprise Institute'daki son yazısında FETÖ'cülere yönelik tasfiyenin Türkiye demokrasisine 12 saatte 241 insanımızın öldüğü darbeden daha çok zarar verdiğini yazmış. Bununla da yetinmemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devletin mafya devlete döndürmekle suçlamış. Halbuki mafya devlet, devlet otoritesinin gayrimeşru ağlarla irtibat içinde devletin değil, o ağın çıkarı doğrultusunda hareket etmesi demekse, Türkiye tam da 40 yıllık bir mafya yapılanmasını devletten kazıma mücadelesi veriyor. Ayrıca Rab'in katıldığı bir düğünde pekere ayak üstü çekilmiş bir fotoğrafı dışında elinde hiçbir kanıt yokken Erdoğan'ın Sedat Peker ve eski bakan Mehmet Ağar'la yakın olduğunu iddia ederek saçma argümanına destek çıkarmaya çalışıyor. Yıllardır onca delile rağmen Fethullah Gülen'in Türk polis ve askerindeki bağlarını bulamayan Ravi'nin söz konusu iki isimle alakalı hemen sonuca varması aslında Erdoğan'ı suçlamak için ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Şüphe yok ki Rabin aynı 15 Temmuz darbesi olmadan darbeyi meşrulaştıran argümanlar ürettiği gibi, burada da aynı mahirlikle gelmekte olduğunu söylediği darbeye argümanlarıyla haklılık kazandırmaya çalışıyor. Darbeyi aslında iki alakasız ve zayıf figürün üzerine yıkmak istemesi de, belki de esas aktörü gizlemeye yönelik, patetik bir çabadan ötesi değil. Rabbinin yazısını Erdoğan'ı yürüyen ölü adam olarak tanımlayarak bitirmesi ise esas mafyatik yapılanmanın nerede olduğuna dair iyi bir işaret. 15 Temmuz'da Türk halkının omuz omuza dediği gibi topunuz gelin. Hilal Kaplan sabah.